Bu biraz... Şimdi acayip rahatsız edici bir şey. Yani bir adam 80 yaşında belki acayip ızdırap çekiyor. Bu ızdırabı görünce ben mesela bir monk deniyor, bir Budist rahibi kendisini yakıyor. Müşrik adam bir sürü palavralarla insanları kandırıyor. Yeri gelince öldürmeye, katletmeye başlıyorlar. Myanmar'da mesela son yılda bir sürü Sünni'yi katlettiler. Bunlar monktu. Bunlardan hiç böyle şey gelmezdi değil mi? Zarar gelmezdi. Bakıyorsun düğmeye basılınca bum değişiyorlar bunlar. Şimdi bu adam burada da şirk yani Buda'ya da şirkini bulaştırdı. Şefaatten, Muhammed'den falan başta Allah'a dua ederken araya koyuyor. Halbuki Kur'an'a göre şirk. Yani Ebu Cehil, Ebu Leheb de aynen böyle dua ederdi. Çünkü onlar Allah'a inanıyorlardı Kur'an'a göre. Yani Hac suresindeki ayetler daha nice Zümer suresindeki ayetlere bakarsan onlar Allah'ın varlığına inanıyorlardı. Allah'ın en büyük yaratıcı olduğuna inanıyorlardı. Ama bir de şefaatçilere inanıyorlardı. Aracılara ve Allah'ın yanında bir de onlara dua ederlerdi. Yani bir müşrik bu adam. Bunda zerre kadar kuşku yok. Kur'an'a eğer uyarsan. Tabi Kur'an'dan sonra uydurulan, 200-300 yıl sonra uydurulan, 500 yıl sonra uydurulan hadis, sünnet, millet palavralarına bakarsan o her şey gider. Neyse ama bu adam ve bu adamı izleyen insanlar var. Bir papaz gibi görebilirsiniz. Papazların içerisinde de böyle ağlayanlar var. Cidden gerçekten de ağlayanlar var. Ama şu anda bu tarikat bir devletin şey baskısı altında gibi. Bence Tayyip büyük bir hata yapıyor. Yani adaletsizlik. Adaletsizlik. Yani bu adamlar benim gözümde dini açıdan hiçbir şeyleri yok. İslam'la hiçbir alakaları yok. Çünkü İslam'ın temel prensibi olan tevhidle, Kur'an'ın temel mesajı olan tevhidle problemli. Zaten bu adam dedi, Kur'an hadise muhtaçtır. Haşallah elçisine muhtaç oluyor. Anlaşılması için Allah anlatamıyor. Kur'an'daki bir yüzlerce ayeti inkar etti böylece. Ve böylece Allah'a